Kuşlar, güvercinler, tavşanlar yerleştiriliyor. Segah makamından geçtikten sonra halkın önünde bunlar açılıyor. Açılınca içerisinden canlı tavşanlar, kuşlar, güvercinler uçuşunca, etrafa kaçışınca halk arasında ciddi bir neşeye ve kahkahalara neden oluyor. Bu konuda da bu kızarmış dananın içerisine koymuş olduğu güvercinler, kuşlar ve tavşanlar içinde diyor ki kimi yer, kimi içer, kimi affedersiniz sıçar şeklinde bir mecazi benzetmesi var. Evliyanın, rahmetlinin bir muzip de kişiliği var. Bazı şeyleri abartılı olarak anlatmasını seviyor. Şimdi arkadaşlar, seyahatnameyi gastronomi açısından incelediğimiz zaman burada bir şeyden bahsediyor. 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesindeki bazı kelimelerin karşılığını bulmaya çalışıyor. Ve burada çiğneci dükkanları var. Çiğni önemli bir şey, porselen. Bu dükkanlara işte deprem, fare, kediler var. Yani günde her mahallede bayağı bir kalabalık kedi grubu var. Fareler de var. Fare kaçıyor, bu dükkanlardan bir tanesinin içerisine giriyor. Tabii fare kaçıyor, kedi kovalıyor. Dükkan da çiğnici dükkanı. Porselen. Bunlar da ilginç bir konuya değinmiş. Çocukların da bu arada oynarken 60 oldukları kaşlar vesilesiyle kırılan camlar, kedinin kaçması, farenin kaçması, kedinin kovalaması ve bu anda da çiğnici dükkanının ey vay, ey vah, ey vay diye üzüntü duymasının sebebi bu dükkan eyvay şeklinde feryat edildiğinden dolayı bunlara eyvaycılar şeklinde bir ad verildiğini kayıtlarında benzetmiş. Osmanlı döneminde meyvecilik, evet, Doğu Türkistan'daki üzüm, kısrak memesi üzümüne geldik. Meyveciliğin Orta Asya'daki uzanan köklü bir geleneğe dayanması, Çin kaynaklarına göre Doğu Türkistan'da yetiştirilen kısrak memesi tarım havzasında kısrak memesi diye bir üzümden bahsediliyor. Bu üzüm çok önemli. Bu üzüm ciddi anlamda önem teşkil ediyor. Herkes içinde tüketilmesi mümkün olmayan bir üzüm. 647 yılında Doğu Türk hükümdarı tarafından Çin'e hediye olarak gönderilmekteydi. Bu kayıt da Schaefer 1985-119'da geçiyor arkadaşlar. Yabancı seyyahların kayıtlarından da bu konuda bilgi vereceğim size. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de yer alan meyvecilik burada Kaşgarlı Mahmut 3. cilt 206'da geçiyor arkadaşlar. Bu kısrak memesi üzümü. Kısrak memesi üzümü çok önemli. Ahçıvanlıktan başlık olduğunu bahsetmiştik. Gelenekten dolayı. Evet. Bıçkı keser gibi aletler kullanan aşıcılar, aşıcılardan bahsedeceğim arkadaşlar. Marifetlerini göstermek için aynı asmaya 20 tür üzüm aşısı yapıyor arkadaşlar. Aynı asmaya 20 ayrı tür üzüm aşısı yapıyorlar arkadaşlar. Kaynağını söyleyeceğim şimdi. Aynı dut ağacına 8 çeşit dut aşısı yapmışlar. Evliya Çelebi'nin kayıtlarında. Aynı dut ağacına 8 çeşit ayrı dut aşısı yapmışlar ve yetişmesini de sağlamışlar. Urla'da bütün kahvehaneleri kaplayan dev asmadan bahsediyor Evliya Çelebi. Urla'da bütün kahvehaneleri kaplayan dev asmadan bahsediyor. Aynı asmada 37 çeşit üzüm yetiştiğinden bahsediyor arkadaşlar. Urla'da. Kaynağını söylüyorum arkadaşlar. 9
Dokuzuncu